polislere emir veriyor, bize su sıkıyor Sayın Erdoğan, dolayısıyla diktatördür diyenler, her gün binlerce insanı mermiyle, bombayla öldüren Esad'la fotoğraf çekiyorlar. Bu nasıl bir anlayıştır? Ben buna bir türlü anlam veremedim. Şimdi bir kişiye diktatördür diyebilmeniz için sandığın olmaması lazım. Basın özgürlüğünün olmaması lazım. İnsanların rahat yaşamasının engelleyen kuralların olması lazım. Astım astı, kestiğim kestik. Parlamenter sistem olmayacak, cumhurbaşkanı olmayacak. İşte efendim yargı ona bağlı olacak. İşte her dediğini yapacak. Böyle bir şey Türkiye'de yok yani. Kim bunu söylüyorsa iftira atıyordur. Kim bunu söylüyorsa bana göre Türkiye'yi bölmeye çalışan güçlerle birlikte hareket ediyordur. Bakınız, Türkiye'de en büyük sıkıntı şu anda muhalefet eksikliğidir. Bunu özellikle vurguluyorum. Bugün Sayın Erdoğan'ın da en büyük sıkıntısı kendisine göre bir muhalefet partisinin olmaması. Yani kendisine göre derken onu kontrol edebilecek, onu çalıştırabilecek, onu düşündürebilecek, onu değişik yollara gerçekten zorlayabilecek bir muhalefet yok. Bakın, Sayın Baykal %20 alıyordu ama her söylediğiyle mutlaka Sayın Erdoğan'ın kafasında bir soru işareti yaratıyordu. Demokratik ülkelerde dikkat ederseniz, muhalefeti gelişmiş ülkelerde her zaman iktidar savunmadadır. Muhalefet suçlar, iktidar kendisini savunmaya çalışır. Ama ne yazık ki ülkemizde muhalefet gündemi belirleyemediği için iktidar gündem belirliyor, muhalefet sürekli kendisini savunuyor. Bugün ülkemizde 12 Eylül'den önce şantajlarla üretmiş oldukları ürünleri kısıtlayarak hükümet değişikliğine yol açan batılı bazı sermayedarlar artık o şansları kalmadığı için, Anadolu sermayesi ayaklandığı için, yani İstanbul'daki bir sermayedar ben ya üretmiyorum dediği zaman, Kayseri'deki ben üretiyorum dediği için, onların da ellerinde böyle kozları kalmadığı için ve son 10 yılda hiç görmedikleri, hayatlarında belki tanımadıkları insanlarla aynı uçakta yolculuk yapmaları, aynı lokantada yemek yemeleri, aynı doktorda muayene olmaları, aynı pasaportla yurt dışına çıkmaları bunları son derece rahatsız etmiştir. Dolayısıyla onlar kendilerine göre bu bizim rahatımızı bozan bir harekettir. Biz bunu bozalım, Türkiye'deki kardeşliği, eşitliği bozalım. Demokrasi diyoruz, Türkiye'de bir cami açıldığı zaman, bir cami yapıldığı zaman herkes şeriat geliyor diye feryat ediliyor. Ama 10 tane pavyon açılırsa kimse din elden gidiyor, yaygarası yapamıyor. Çünkü hemen karşısına bazı güçler çıkıyor. Bu milli irade mitinglerine gelince herkes başbakana, sen niye bizim Taksim'deki yürüyüşümüzü engelliyorsun diye, sen özgürlükçü değilsin, sen diktatörsün diye bağıranlar, Sayın Başbakan ve arkadaşları bir miting yapmaya giderken sen o mitingi yapma, iptal et. Neden? Niye? Siz yürürken özgürlük oluyor da Kazlı Çeşme'de, Sincan'da yürüyenler ne oluyor? Onlar bu ülkenin vatandaşları değil mi? Biraz önce Abdurrahman Hocam söyledi. Sen eğer orada gidip zorla ben bunu yıkacağım, bu böyle olmaz, benim dediğim olacak dersen, yarın öbürsü gün birisine gelirler ki oraya başka bir şey yapılsın, benim isteğim olacak. Ben de burada, ya da Hristiyan vatandaşlarımız diyecek ki biz buraya kilise istiyoruz, yakarız yıkarız bunu yapmazsanız. Böyle bir ülke olur mu? Böyle bir anlayış olur mu? Biraz önce de söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı elinde benzin bidonuyla dolaşamaz. Dolaşabilemez. Türkiye'de böyle bir anlayış yok. Bakın, Gezi Parkı ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortak noktası, ikisi de marjinal grupların istilasına uğramış. Onun için ben burada sol cennette bulunan sağduyulu CHP'li kardeşlerime sesleniyorum ki bugün onlarla binlerce telefon görüşmesi yaptık. Bunların hepsi rahatsız. Sayın Erdoğan bu Gezi Parkı olayıyla ilgili daha bu referandum halk oylaması açıklamasını yapmadan önce Sayın Genel Başkanımız İzmir'de biz halk oylaması istiyoruz dedi. Yargı kararı istiyoruz dedi. Şimdi yargı kararını da istiyor hükümet. Hükümet referandumu da öne sürüyor. Bizimkiler yok, kabul etmiyoruz. Peki nedir? Yani siz hangi anlayışla hareket ediyorsunuz? Efendim, yakarız, yıkarız, hükümeti düşürürüz. Hadi düşürdünüz. Erdoğan da başbakanlıktan indi. Yarın siz başbakan oldunuz. Başka bir grubun taraftarı 10 bin kişiyle, 20 bin kişiyle, 50 bin kişiyle Konya'da yürüyüş yaptı, yaktı, yıktı. Sen de istifa edeceksin derse biz bu işin içinden nasıl çıkacağız? Böyle bir anlayış olur mu? Bakınız, Cumhuriyet Halk Partisi MYK'sı kendi bir Amasya'daki çalışmasını da iptal ettirip saat 1.30'da toplanıyorum dediği zaman Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarihe baktıklarında iki şey anlarlar. Ya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı istifa kararı almıştır, ya da Cumhuriyet Halk Partisi ülkede çok büyük bir oyun vardır. Bu oyunu söndürmek için uğraşıyor. Bu anlamda saat gece 1.30'da toplantı yapıyor,
anlayışına kapılır. Ama saat 1.30'da toplantı yapan arkadaşları genel merkeze götüren Sayın Genel Başkan sabaha karşı bir açıklama yapıyor. Önce diyor ki ülkemizin itibarı dışarıda çok zedeleniyor, bunu engellemeliyiz. Peki zedeleyen kim? Her gün gidip ülkenin ekonomisi kötüdür, demokrasisi kötüdür, başbakanı diktatördür, Esad'la birdir, Esad'la aynıdır diyen kim? Siz. Peki yabancı basını bu MHK kararından hemen sonra yabancı basını genel merkeze davet edip o polislerle göstericiler arasındaki olayları video şeklinde yabancı basına servis eden kim? Siz. Böyle bir vatanseverlik, böyle bir ülkeseverlik olur mu? Olamaz. Bütün bunlar vatandaşın kafasında çok büyük muğlaklar oluşturmuştur. Vatandaş çok büyük bir tepki gösteriyor. Özellikle bizim sol cenahta sağduyulu insanları etkileyen önemli şeylerdir. Bizim milletvekillerimiz sokaktaki hareketi, ateşi söndüreceğine oturup onlarla eylem yapıyorlar. Kardeşim siz CHP'nin yönetimi misiniz, gençlik kolları mısınız? Böyle bir şey olabilir mi? Yani bütün bunlar bugün ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara CHP alet el olmamalı. CHP yangını söndürmek için elinden geleni yapılmalı. Onun için önce Türkiye çok sağlıklı ve güçlü bir muhalefete Türkiye'nin ihtiyacı var. Vatandaşlar altı ağacı kurtaracağız. Tamam, saygı gösteriyorum. Benim gönlüm de onlarla beraber, o niyetle oraya gidenler için söylüyorum. Ama önce Türkiye'nin muhalefetini kurtarmak zorundayız. Türkiye'nin geleceği için muhalefete mutlaka ama mutlaka sağduyulu insanların sahip çıkması lazım, bir araya gelmesi lazım. Ben Sayın Baykal'a da kızıyorum. Bugün bu ortamda, ülkenin kaynadığı bu ortamda siz hangi gün yıllarca bu ülkenin ekmeğiyle büyüdünüz, bu ülkenin makamlarıyla siz bu ülkeyi tanıdınız, akil bir devlet adamı oldunuz. Siz hangi gün konuşacaksınız? Bugün ortaya çıkıp bu milleti sağduyuya davet etmeyeceksiniz de hangi gün davet edeceksiniz? Bakınız, bunu da ben söylüyorum bütün devlet adamlarına, Türkiye'de sözü geçen kanaat önderlerine, öncelikle AK Parti'den, CHP'den daha üstün olan, MHP'den üstün olan, BDP'den üstün olan bizim vatanımızdır. Biz vatanımız için bir araya gelmeliyiz. El ele, kol kola, omuz omuza, Kızılay'da da, Kazlıçeşme'de de, Taksim'de de yürüyüşler yapmalıyız. Kime karşı yürüyüş yapmalıyız? Dış güçlere karşı, Türkiye bölünüyor diyenlere karşı, Türkiye birbirini yiyor diyenlere karşı, Kürtlerle Türkler artık birbirini bir daha boğazlayacak diyenlere karşı birlik ve beraberlik içerisinde olmamız lazım.